Sabahattin Çöz. Ece Akdaroz. Muharrem Erkan. Gördün mü? Benim kardeşim spora gidiyordu Tekirdağ'da. Kardeşimin dış faktörlerden kendini koruyabildiğini görünce babama söyledim ben bunu. Tekirdağ'da babam da Tekirdağ'daki bu isteğimi kabul etti ve beni yazdırdı. Tekirdağ'da bir ay boks yaptım. Az çok bir şeyler öğrendim. Sonra tayinimiz çıktı, Sivere'ye geldik ve boks kursu ararken bu kursu bulduk. Sonra yazıldık ve yani bayağı ileri düzey olduğumu düşünüyorum bu aralar. Buraya geldiğimden beri nasıl desem böyle Hayati Hoca sayesinde kendimi böyle dış faktörlerden daha iyi koruyorum. Mesela arkadaşlarım arada bana şaka amaçlı bile olsa vuruyorlar. Ben de onlara karşılık gösterebiliyorum. Ya benim hedefim ben daha böyle birazcık daha büyüdükten sonra milli sporcu olmak istiyorum. Hedefim bu. Muay Thai'ya bundan 9 ay önce başladım. Abim beni tanıştırdı. İlk önce kendisi buraya geldi, salona geldi. İşte sporu gördü, Hayati Hoca'yı gördü, tanıdı, sporu tanıdı. Çok sevdi ve benim de spor yapmamı istedi bir bayan olarak. Bana çok destek oldu. Yani başta etrafımdaki akrabalarım hiç kimse desteklemiyor da hala. Sadece abim ve annem destekliyor. Hala yapmamı istiyor. İşte benim amacım ülkemizi gururlandırmak, ülkemizi dünyada temsil etmek ve abim ve annemin emeklerini hiçbir zaman boşa çıkarmamak. Profesyonel maçta, ilk profesyonel maçımda Gürcistan'da kazandım. Tam olarak 9 ay falan oldu çalışıyoruz. Büyük emek veriyoruz. Hayati Hocam çok üstümüzde durdu. 9 ayda yani bir sporcunun prof maç yapması imkansız. Çünkü çok zor. Çok iyi rakipler var. 3 yıldır Siverek'teyim. Burada özellikle bayan sporcuların ön plana çıkmasını istiyoruz. Bayan sporcuların bu coğrafyada başarabildiklerini kanıtlamak istiyoruz. Bugüne kadar birçok bayan sporcumuz da milli takıma da giden bayan sporcularımız oldu. Yurt dışına dövüşen sporcularımız oldu. En son işte Rojda ile Tuğba profesyonel maçlarda şampiyon oldular. Görücü rakiplerini nakavt ettiler. Biz bu coğrafyada bayan sporcuların
daha iyi olduklarını kanıtlamak istiyoruz açıkçası. Ön plana çıkartmak istiyoruz. Erkekler de başarılı. Fırsat verildiği takdirde bayan sporcular da çok başarılı olabileceğine inanıyoruz. Hocam bugüne kadar milli takıma kaç sporcu kazandırdınız? Siverek'te bugüne kadar milli takıma 9 sporcu kazandırdık. Bunun 4'ü sanırım 4'ü 5'i bayan sporcu ve biz buraya geldiğimizde Urfa bölgesinde hiç bayan sporcu bu tarzda bu sporlarına gitmiyorlardı. İlkten işte biz başladık bu akımı. Şu an gittikçe artıyor. Bayan sporcular gittikçe gelmeye başladılar. Her geldiklerinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Her bayan sporcuları destek istiyoruz açıkçası. Destekleri takdirde çok iyi yerlere gelebileceklerine inanıyoruz. Açıkçası önce pek destek görmüyorduk ama son turnuvada Siverek belgesi bize destek sundu ve bundan sonra sunacaklarını ifade ettiler. İnşallah eğer Siverek belgesi de bize destek olursa ya da iş adamlarımız bize destek olursa çok iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Glory'de, US'de belki de 3 tane 4 tane dünya şampiyonu çıkabileceğine inanıyoruz. Ve biz bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Çünkü çok emek veriyoruz. Sabah 5'te kalkıp çalışıyoruz. Akşam çalışıyoruz. Günde 7-8 saat antrenman yapıyoruz. Emeklerimizi karşısına açıkçası almak istiyoruz. Bu arada Siverek belgesine teşekkür ediyoruz.